Peki bu bölümde ise Python geliştirmek için gerekli olan ortamı Windows işletim sisteminde hazırlayalım. Şimdi ilk olarak Python geliştirmek için bilgisayarımızda Python kurulumun olması gerekiyor ve Python'ı biz python.org üzerinden kurabiliyoruz. Ancak bunun öncesinde daha önceden Python kurulumu var mı yok mu bilgisayarımıza kontrol edebiliriz ve kontrolü sağlamak için bir komut programına ihtiyacımız var. Bunu Windows işletim sisteminde gelip şöyle Windows tuşuna basalım ve buradan şöyle cmd diyelim cmd dediğimizde komut istemi programı karşımıza gelir ve tekrar Windows'a basalım ve burada şöyle PowerShell diye yani iki tane alternatifimiz var burada Windows PowerShell uygulamasında açabiliriz. Windows işletim sisteminde iki tane alternatifimiz var herhangi bir tanesine gelelim örneğin cmd'ye gelelim ve buradan şöyle Python diyelim ve Enter'a bastığımızda burada Python'ı bakın tanımıyor dolayısıyla bilgisayarımızda Python yok ve Python'ı kurmamız gerekiyor peki Python'ı kurduktan sonra gelip Aynı komutu gene çalıştıracağız. Şimdi Python orka geliyoruz ve buradan şöyle download'a gelelim ve download altında hangi işletim sistemini kullanırsak o işletim sistemine ait kurulumu yapmamız gerekiyor. Şu anda bakın for windows olan versiyonu download python diyorum ve bilgisayarımı indiriyorum. Bunu şöyle indirilenlere gelelim. Şöyle kaydet diyelim ve bilgisayarımız eensin. Peki, daha sonra gelip exe dosyasına tıklayalım. Ve buradan şöyle install nav demeden önce buradan add python seçeneğini seçelim. Burası önemli. Burayı mutlaka seçmeyi unutmuyoruz. Ve daha sonra gelip install now diyelim. Buradan evet diyelim. Ve kurulum yapısın. Şu anki son stabil sürümün 3.8.2 olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu ilerleyen aşamalarda artacaktır. Ancak Python'ın genel kullanımı değişmez. Dolayısıyla versiyon arttığında da dersleri aynen takip edebilirsiniz. Bunda hiçbir problem, hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Peki kurulum başarılı bir şekilde yapıldı. Daha sonra gelelim tekrar CMD programına şöyle tekrar açalım. Ve buradan gelip biraz evvel yazdığımız Python komutunu tekrar yazalım. Yazdığımızda bakın artık Python bilgisayarımıza kurulmuş ve şu anda Python yorumlayıcı moduna geçmiş oluruz. Yani şu anda bizim buradan 3 tane ok işaretinin yanına gelip örneğin iki artı 6 yazmış olsak ve Enter'a basmış olsak Python bunu bir matematiksel işlem gibi toplar ve bize burada 8 bilgiyi getirir. Örneğin ekrana bir yazı yazmak istersen Python'da kullanacak olduğum print metodu var. Ve bu gelip buradan örneğin şöyle hello world diyelim ve gelip enter'a bastığımızda bakın ekrana hello world yazar. Ya da gelip şöyle 10 çarpı 6 dediğimizde bakın 60 bilgisi bu şekilde karşımıza gelir. Peki, peki, Python modundan çıkmak istiyorsak burada gelip quit yazarız ve buradan parantez açıp kapatıp enter'a bastığımızda bakın şu anda Python modundan çıktık ve şu anda olduğumuz dizinde kürsör bu şekilde yanıp sönüyor. Gelip şimdi 2 artı 2 desek örneğin Enter'a basmış olsak bu durumda 2 artı 2 tanınmaz. Peki bilgisayarımıza Python'ı kurduk. Peki Python hangi versiyonunda çalışıyoruz ona bakmak istersek. Gelip buradan Python boşluk tire tire versiyon yazıp Enter'a bastığımızda bakın şu anda bilgisayarımıza kurulan Python'ın sürümünün 382 olduğunu görüyoruz. Peki şu aşamada bilgisayarımız artık Python kurulu ve bu bilgisayarda biz Python geliştirmeye başlayabiliriz. Peki Python komutlarını dediğimiz gibi Python yorumlayıcısını çalıştırarak bu şekilde Python yazarak Python yorumlayıcı moduna geçerek kodlarımızı burada yazabiliriz. Ancak tabii ki kodlarımızı komut satırı programından yazmak oldukça zor. Biz burada programlarımızı yazmak için bir IDE kullanmamız, bir aracı program kullanıyor olmamız gerekiyor. Bir sonraki dersimizde ise kullanabilecek olduğumuz editör seçeneklerine bakalım ve herhangi bir tanesini kuralım. Peki bir önceki dersimizde Python kurulumunu yaptık. Bu dersimizde ise Python uygulamalarını yazabilecek olduğumuz aracı IDE dediğimiz bir program bilgisayarımıza kuralım. Şimdi önemli olan Python kurulumunun bilgisayarımızda olması gerekiyor. Biz yazdığımız kodları yine bilgisayarımıza kurmuş olduğumuz Python uygulaması aracılığıyla çalıştıracağız. Ancak Python'da uygulamayı yazarken yazma kalitemizi olumlu yönde etkileyecek. Örneğin otomatik tamamlama ya da renklendirme gibi özellikleri bize kazandıracak olan bir editör kullanıyor olmamız gerekiyor. Örneğin biz Windows'a girip bir Notepad açarak şöyle Notes diyelim. Notepad açarak da uygulamamızı yazabiliriz ve yazdığımız uygulamayı Python aracılığıyla çalıştırırız. Buna problem yok ancak burada yazdığımız kodlar tabii ki otomatik tamamlama olmaz. Örneğin ben gelip print yazarken pr yazdığımda Burada bana print olarak otomatik tamamlanması lazım ya da herhangi bir hata yaptım. Mesela parantezleri açtım ve burada tırnak yazmadan buraya gelip merhaba yazdım. Dolayısıyla burada beni uyaracak olan altını kırmızı ile çizecek olan bir yapının olması gerekiyor ki benim kod yazma kalitem olumlu yönde arttırılsın. Peki bu amaçla bir editör bilgisayarımıza kurmamız gerekiyor. Bu editörlerden farklı alternatifler var tabii ki. Örneğin bir Visual Studio'nu kullanabilirsiniz ya da VS Code editörü, Visual Code editörünü kullanabilirsiniz ya da Python geliştiricileri için oldukça popüler olan PyCharm editörünü kullanabilirsiniz ya da gelip Notepad++ ya da gelip Brackets editörünü kullanabilirsiniz. Bu editörlerin hepsi tabii ki Python'a özel editörler değil. Örneğin ben VS Code editörünü ASP.NET Core, PHP ya da HTML, CSS kodlarını yazmak için kullanıyorum. Oldukça güzel bir editör. Dolayısıyla ben seçimi VS Code üzerinden yapacağım. Dolayısıyla ilk olarak VS Code editörünü bilgisayarıma kuracağım. Daha sonra PyCharm'ı kurup bu editörün nasıl kullandığında göreceğiz ki bunlardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi yani Notepad Plus Plus bir aşağınız varsa tabii kullanıcı problem olmaz. Ya da Brackets Editor ya da Atom editörü ya da başka bir editör herhangi bir editör kullanıp siz hiç problem yok. Şimdi Visual kod Code editörünü gelip buradan iş kullandığınız işletim sistemine göre indiriyor olmanız gerekiyor. Ben daha önceden tabii ki bilgisayarıma VS Code editörünü kurdum. Dolayısıyla geliyorum buradan VS Code editörünü açıyorum ve buradan Explore penceresine tıkladığım zaman dosyalarımı görüntüleyebilecek olduğum bir pencere karşıma geliyor. Şu anda VS Code herhangi bir klasöre konumlanmış değil. Buradan herhangi bir proje klasörünü buradan açılması gerekiyor. Bundan sonradan yapacağız. Şimdi gelip editörün biraz özelliklerine bakalım. Örneğin sol alt köşeye gelelim şuradan. Şöyle extension ikonuna tıkladım ve extension ikonundan VS Code'da Python geliştireceğimiz için Python eklentisini Visual Code Editor'a kuruyor olmamız gerekiyor. Örneğin Python yazdığımızda buradan popülerliğine göre sıralı bir şekilde eklentiler geliyor. Kullanabileceğiniz farklı alternatifler var. Örneğin en popüleri burada gördüğünüz gibi 18 milyon indirilme ile eklenti. Dolayısıyla bunu bilgisayarınıza, editörünüze kurabilirsiniz. Peki ben daha önceden tabii ki bunu kurdum. Gelip şöyle alt tarafa bakarsak. Bakın burada şura aşağıya doğru geleyim. Tabii ki farklı uygulamalar geliştirdiğim için farklı eklentiler de burada var. Örneğin Python eklentisi bakın daha önceden kurulmuş. Dolayısıyla şu anda editör Python komutlarını tanıyacak düzeyde. Dolayısıyla ben herhangi bir komutu yazdığımda, örneğin iki, iki harfini yazdığımda diğer harflerinde otomatik olarak bana bunu yazacaksın şeklinde bir öneri getirecek ya da yazdığım komutları yanlış yazarsam beni uyaracak gibi özellikler bana bu şekilde gelecek. Peki eklenti hallettikten sonra şurayı kapatalım ve gelip buradan şöyle en aşağıda bir tane çark var. Çarkı tıklayalım ve editörü özelleştirmek için gerekli olan komutlar burada. Örneğin gelip buradan aşağı doğru gelip Şöyle color tema yani renk teması buradan seçelim. Şöyle OK dediğimizde ben şu anda Dark Visual temasını kullanıyorum. Buradan farklı bir temaya geçebilirsiniz. Örneğin buradan gelip şöyle bir bakın farklı bir renk düzeni karşımıza geliyor. Ya da gelip buradan farklı bir tema seçelim. Şöyle kalır tema diyelim. Ve buradan şöyle bir tema seçelim. Bakın gördüğünüz gibi değişiyor. Buradan gelelim. Buradan farklı bir şöyle tema seçebiliriz. Ben hangisini kullanıyordum? Gelip şunu kullanıyorum. Bu kalsın. E daha sonra yine çarka tıklayalım ve buradan settings'e gelelim ve burada bazı ayarlamalar yapabiliyoruz. Şöyle pencereyi de sol tarafa doğru kapatabiliriz. Ve buradan örneğin Editörde kullanacağımız kaç piksellik bir font büyüklüğü. Örneğin ben 24 pikseli burada kullanıyorum ya da buradan farklı bir özellik gruplandırılmış tabii ki. Buradan farklı özellikleri buradan seçebilirsiniz. Ve seçtiğiniz özellikler örneğin varsayılanı değiştirdiğiniz zaman örneğin varsayılan olarak 18 piksel geliyor. Ancak ben bunu 24 piksel olarak ayarladım. Dolayısıyla sağ üst köşe gelelim. Buradan Open Settings dediğimizde değiştirdiğimiz özellikler buraya ekleniyor. Gördüğünüz gibi font size bakın 24 ve bu özelliği değiştirdiğimiz için tabi bu satır buraya geldi. Dolayısıyla ben gelip buradan örneğin 20 yapmış olsam ve bunu kaydetsem gördüğünüz gibi font büyüklüğü değişir. Ya da gelip buradan 26 demiş olsak biraz daha büyük bir font büyüklüğü gelir. Kaydettiğimiz anda direkt etki ediyor. Peki gelip bunu şöyle kaydedelim. Peki daha sonra gelelim buradan şöyle PyCharm editörünü kuralım. Şöyle download diyelim buradan kullandığımız işletim sistemine göre ilgili bölümü seçelim ve buradan gelip community sürümünü buradan gördüğünüz gibi ücretsiz bir sürüm. Gelip buradan bunu indirelim. Şöyle indirilendire gelsin. Şöyle OK diyelim. Peki indirme tamamlandı. Gelip exit dosyasına tıklıyoruz ve kurulum başlıyor. Peki kurulum yapıldı. Buradan şöyle işaretleyelim ve finç dediğimizde uygulama çalışsın. Peki buradan kendimize bir tema seçiyoruz. Ve buradan OK diyelim. Ve daha sonra karşımıza bir karşılama ekranı gelsin. Buradan tabii ki bir proje yolu yani bir klasör belirteceğiz. Aynen VS Code'da nasıl bir klasörü kullanıyorsak parçamda da bu şekilde bir klasörü kullanacağız ve kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Peki Python programlarımızı yazarken temel düzeyde komut satırı programını kullanıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir sonraki dersimizde komut satırı programı nasıl kullanıldığını öğrenelim. Bazı komutlarımız var. Bunları görelim ve daha sonradan hem VS Code'da hem de PyCharm'da basit bir Python uygulaması nasıl oluşturuyoruz görelim. Peki bu aşamaya kadar Python kurulumunu bilgisayarımıza yaptık. Ve Python kodlarını yazmak için gerekli olan bir editör kurulumunu da yaptık. VS Code ya da PyCharm editör kurulumunu yaptık. Ancak nasıl kullanıldığını tabii ki bir sonraki dersimizde göreceğiz. Basit bir program oluşturacağız. Şimdi bu aşamada uygulama oluşturmaya başlamadan önce ilk olarak komut satırı programını nasıl kullanırız? Bazı temel komutlarımız nelerdir? Bunları öğrenelim. Şimdi Windows geliştirme ortamında iki tane seçeneğimiz olduğunu söylemiştik. Bir tanesi Windows PowerShell. ikincisi ise şöyle cmd yazarak Windows tuşuna basarak cmd diyerek buradan komut satırı programını açabiliriz. Şimdi bu uygulamalardan herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Biz şu anda gördüğünüz gibi C sürücüsünün altında, Users klasörünün altında, Sadik Trunk klasörü altındayız. Ve gelip ilgili klasör içerisindeyken dir ya da ls komutunu kullanarak ilgili dizin içerisinde, yani ilgili klasör içerisindeki bütün dosyaları görüntüleyebiliriz. ls cmd'de yani komut sistemi programı da geçerli değil. Buradan dir diyelim. Bakın ilgili dizin içerisindeki bütün klasörleri burada Dosyaları burada görüntüleyebiliyoruz. Gelip örneğin buradan PowerShell'e gelirsek ve buradan LS dediğimizde gördüğünüz gibi DIR komutuyla aynı işlemi benim için yapıyor. Peki CMD'ye gelelim. Buradan şöyle CLS e diyelim. CLS dediğimizde ekran temizlenir ve biz buradan ilgili örneğin CD dediğimizde ve buradan örneğin Desktop klasörüne geçmek istersek bu durumda CD Desktop dediğimizde bakın Desktop klasör içerisine geliriz ve burada DIR komutunu ya da PowerShell'de LS komutunu da bu sefer de Desktop klasörü içerisindeki bütün dosya ve klasörler bakın bu şekilde karşımıza gelir. Peki desktop klasöründen bir önceki klasör nasıl geçeriz? Buradan cd 2 nokta dediğimizde bakın bu durumda desktop'tan bir önceki bir üst klasöre geçmiş oluruz. Bir daha cd 2 nokta dersek bakın bu durumda tekrar users klasörü bir üst klasöre geçmiş oluruz. Ve iler ileri gitmek istersek bu durumda cd sadık turan deriz ve bir üst, bir alt klasöre geçeriz. Ve cd diyerek buradan şöyle desktop ve bu durumda masaüstü klasörüne bu şekilde geçmiş olur. Peki C dizinine geçmek istiyorum ben ana dizinin üzerine. 3 kere CD 2 nokta yapabilirsiniz. Ya da bunu alternatif olarak CD ters slash dediğinizde bakın direkt C sürücüsüne geçmiş oluruz. Ve gelip buradan CLS diyerek ekranı temizleyebiliriz. Peki tekrar üst klasörüne geçmek istersek. Şöyle CD sadık turan diyelim. Şöyle users diyelim ilk başta. Şöyle CD users. CD sadık turan. Ve buradan CD desktop ve masa üstüne de yeni bir klasör oluşturun. Bunun için şöyle Mac dir diyoruz. Yani Mac directory yani bir klasör oluşturma komutu ve buradan da şöyle Python alt çizgi şöyle temelleri isminde bir klasörümüz olsun. Şöyle alt çizgi OK dediğimizde ve buradan gelip dir dediğimizde bakın masa üstünde gördüğünüz gibi buradan bakın Python temelleri isminde bir klasörümüz oluşturur. Peki biz bu Python temelleri içerisine bu klasörü içerisine herhangi bir dosya oluşturmak istiyorsak bu durumda ilgili klasör içerisine geçiş yapıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada da cd python alt çizgi temeller yazmamız gerekiyor. Buna okey dediğimizde bakın artık python temellerindeyiz ve gelip buradan dır dediğimizde bakın ilgili dizin içerisinde herhangi bir dosya ve klasör olmadığını da görüyorum. Peki ilgili dizin içerisinde yeni bir dosya oluşturabiliriz. Örneğin mkdir deneme dediğimizde ilgili klasör içerisinde deneme klasör olur. Ya da bir dosya oluşturmak için yapmamız gereken echo metodunu kullanmamız. Şöyle echo dedikten sonra dosya içerisine eklemek eklemek istediğiniz bilgileri karakterleri buraya yazabilirsiniz. Eğer yoksa gelip buraya dolar null dersiniz ve gelip iki tane büyüktür işaretiyle örneğin gelip şöyle first app.py uzantılı python dosyaları .py uzantılı oluyor. Ya da tekste dosyası oluşsun hiç fark etmez. Bu aşamada Python'a henüz giriş yapmadık. First step.py diyoruz ve gelip .dir dediğimizde gördüğünüz gibi dosyamız ve klasörümüz ilgili dizinin içerisinde yer alıyor. Peki eklemiş olduğumuz klasörü silmek için şöyle remove yani rm'dir dediğimizde ve ilgili klasör ismini yazdığımızda dosya ilgili yerden silinir. Ya da dosyayı silmek istiyorsak bu durumda del komutunu kullanabiliriz. Şöyle first app.py dediğimizde ilgili dosya ilgili dizin içerisinden silinmiş olur. Peki gayet güzel temel dos komutlarımız Python geliştirme aşamasında işimize yarayacak. Dolayısıyla bu komutları öğrenmekte fayda var. Peki bir sonraki dersimizde ise ilk Python uygulamamızı geliştirelim. Peki bir önceki dersimizde temel komut satırı komutlarımızı öğrendik. Bu dersimizde ise Python ile ilk uygulamamızı yapalım. Peki ilk olarak komut sistemi programında Python temelleri isminde klasöre geçiş yapıyoruz. Çünkü ben Python dosyalarını bu klasör içerisine ekleyeceğim. Bunu dedikten sonra kod boşluk nokta dediğimizde Python temelleri klasörüne konumlanmış bir şekilde Visual Code Editor açılacak. Peki açalım. Şöyle şuraya tıklayalım. Ve buradan Explore penceresine eğer gelirsek gördüğünüz gibi Python temelleri ismindeki klasörü şu anda konumlanmış durumdayız. Ve ben gelip daha önce oluşturmuş olduğum dosyayı bu şekilde delete diyerek buradan silebilirim. Ve tamamen bizim masa üstünde oluşturmuş olduğumuz, şuradan aşağıya doğru bakalım. Masa üstünde oluşturmuş olduğumuz gördüğünüz gibi Python temelleri. Şu anda klasör içerisinde herhangi bir dosyamız yok ve editör de zaten dosya içerisinde direkt gösteriyor. Ve ben yeni bir dosya eklerken komut satırı programını kullanmak yerine gelip buradan new file diyerek örneğin gelip burada first alt çizgi app.py diye bir Python dosyası oluşturabilirim. bir gelip klasörü eğer bakarsam bu durumda bakın klasör içerisinde first app.py dosyamız oluşturuldu. Aynı şekilde klasör içerisine konumlanalım ve gördüğünüz gibi etrafı mavi şekilde çiziliyor ve girip ben buradan yeni bir dosya dersem ilgili klasör içerisinde yeni bir dosya ve yeni bir klasör eklemek istersem buradan klasör ekleye tıklarım buradan deneme yazarım ve ilgili klasörün altına da yeni bir isimle bir deneme klasörü eklenir. Örneğin ben deneme klasörü içerisinde bir dosya ekleyeceksem deneme klasörünü seçelim. Gelirim buradan new file derim ve buradan örneğin first nokta pay isimli bir dosyayı buraya oluşturabiliriz. Ya da gelip deneme değil de python temelleri içine bir klasör oluşturmak istiyorsam gelip boş bir alana tıklarım ve buradan new file derim ve burada da şöyle second.py derim. Gördüğünüz gibi deneme klasörü altında bir dosya ve aynı şekilde python temelleri altında da second second.py isimli bir dosyamız oluşturuldu. Peki şimdi gelelim first app.py dosyası içerisine gelelim ve burada şöyle print diyerek şöyle ekrana bir yazı yazdıralım. Örneğin gelip şuradan merhaba diyelim ve merhaba dedikten sonra sonuna herhangi bir noktada virgül falan eklemiyoruz. Sadece print ve tırnaklar arasında ekrana yazdırmak istediğimiz ifadeyi buraya yazıyoruz. Şimdi firstapp.py içerisinde basit bir Python komutumuz var. Biz bu komutu çalıştırmak için yapmamız gereken bir komut satırı programını kullanmak. Dolayısıyla gelip biz buradan daha önce ilgili konum içerisinde bakın Python temelleri klasör altında olan bir dosya firstapp.py dolayısıyla gelip buradaki komut sistem programını kullanabilirsiniz. İlgili dizin içerisindeyken yapmanız gereken python boşluk dosyanızın ismi yazmak. Şuraya first alt çizgi app.py bunu dedikten sonra ve çalıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi ekrana print ifadesi yorumlanır ve merhaba yazısı yazılır. Ya da alternatif olarak python yerine pay da kullanabilirsiniz. Pay boşluk dosyanızın ismini yazdığınızda bakın gene ekrana merhaba yazdırılır. Peki ben dosyamın içerisinde farklı bir kod yapısı kullanacağım. Örneğin gelip burada merhaba yazdırmak yerine bunları sileceğim. Buraya gelerek print içerisinde sabit bir string ifade, bir sözel bir ifade yazdırmak yerine örneğin gelip 2 artı 2 dediğimde ve bunu kaydettiğimde ve komut hazır programına gelip yine aynı şekilde aynı dosyayı çalıştırmak istersek ister pay firstapp.py isterseniz de python boşluk first pay diyebilirsiniz. Bunları yukarı aşağı ok tuşlarıyla daha önce yazmış olduklarım arasında geçiş yapabiliyorum. Gelip buradan dosya çalıştırırsak bakın ekrana 4 ifadesi yazdırılır. Peki gayet güzel. Şimdi VS Code üzerine tabii ki bunları yaptık. Geri VS Code'a tekrar gelelim. Ve biz aslında harici olarak kullanmış olduğumuz CMD ya da PowerShell'i aslında VS Code içerisinde de kullanabiliyoruz. Gelip buradan terminal New Terminal dediğimizde yeni bir komut sistem programı açmış oluruz. Gelip Enter'a bastığımızda bakın aslında biz şu anda gördüğünüz gibi PowerShell uygulamasını kullanarak ilgili Explorer penceresine hangi klasörü konumlandı şu anda Python temelleri. Dolayısıyla gördüğünüz gibi direkt Python temelleri ismi, ismindeki klasörü şu anda direkt konumlanmış durumdayız. Dolayısıyla aynı komutu burada çalıştırırsam Python boşluk first alt çizgi gelip burada çalıştırırsam bakın gene ekrana 4 bilgisi yazdırılır. Ya da gelip buradaki terminal ekranında biz PowerShell değil de CMD'yi de kullanabiliriz. Bunun için gelip yapmamız gereken artıya tıklamak. Artıya tıkladığımızda buradan farklı bir PowerShell açılıyor. Pardon gelip buradan 1 dediğimizde bakın eski yazdıklarımız 2 dediğimizde uygulamayı bir defa daha açmış oluruz. O şekilde düşünelim. Ve gelip ben buradan şöyle bir daha tıklayayım ve buradan Select Default Shell dediğimde bakın burada yukarıda bilgisayarıma kurulu olan komut satır uygulamaları çıkıyor. Peki ben hangisini kullanayım? PowerShell'i şu anda kullandık. Zaten gelip CMD'yi kullanalım. Ve gelip şuradan şöyle artıya tıklayalım. Artıya tıkladığımızda bu sefer bakın CMD açıldı. Ve aynı komutu gelip burada tabii ki kullanabiliriz. Şöyle Python boşluk şöyle first alt çizgi app.py dediğimizde gene aynı dosya bu sefer cmd'de çalıştırılmış olur. Ve öncekiler arasında geçiş yapabiliriz. Bakın birinci PowerShell uygulamamız buradaki ikinci PowerShell ve burada da üçüncü uygulamamız olan cmd. Peki açmış olduğum bu terminalleri kapatabilir miyim? Tabii ki gelip buradan eğer çarpıya basarsanız sadece pencereyi aşağıya almış olursunuz. Ve pencereyi tekrar yukarıya almak istediğinizde kontrol tırnağı bastığınızda bakın direkt yukarıya çıkılır. Eğer biz bu sadece bu pencereyi kapatmak değil de gördüğünüz gibi 3 tanesi burada duruyor. Ben bu açtığım dosyaları kapatmak istiyorsam gelip buradan çöp kutusuna tıklayabilirim. Burada tıkladığımda bakın bir tanesi gitti. Diğerine tıklayalım bakın bir tane kaldı gördüğünüz gibi. Burada tıklarsak. Bakın bu da olduğu gibi gider. Ve gelip pencereyi tekrar açtığımızda bakın yeni bir CMD oluşturulur ve cmd değil de defaultu yani varsayılan hangisini kullanmaksızın örneğin PowerShell dediğinizde bunu kapatalım. Tekrar gelip terminal ekranı açtığımızda bakın direkt PowerShell ile çalıştırılır. Gördüğünüz gibi VS Code içerisinden ilgili komut programlarını kullandığımızda direkt CD'lerle dizin arasında dolaşmamıza hiç gerek yok. export penceresinde hangi klasöre konumlanmışsak ki bu konumlandırmayı gelip buradan file Open Folder dedikten sonra gelip örneğin masa üstüne gelelim. Ve buradan hangi dosyayı seçeceğiz? Buradan Python temelleri. Python temelleri diyelim. Klasör seç diyelim. Ve yine ilgili konumda açılır. Gelip isterseniz alt dizindeki Python temelleri altındaki denemeyi konumlanalım. Klasör seç dediğimizde bakın Explorer penceresinde artık deneme klasörü mevcut. Ve gelip ben buradan terminal ekranını eğer açarsam. Okey dersem bu durumda bakın Python temelleri altındaki deneme klasörüne geçiş yapmış olduk ve bu aşamada deneme iç klasörü içerisindeki first.py dosyası içerisinde yazmış olduğumuz kodları şimdi çalıştırabiliriz. Python temellerine gelmek için geriye gelmemiz lazım. Şöyle open folder diyelim ve buradan Python temellerini seçelim. Klasör seç diyelim. Ve bu durumda gördüğünüz gibi ilgili klasöre gelmiş olduk ve temel ekranında bakın artık Python temellerine konulanmış bir şekilde. Peki Tercihim benim dediğim gibi VS Code üzerine. Kursun geri kalan kısmını VS Code ile anlatacağım. Tabii ki diğer alternatifleri seçebilirsiniz. Örneğin PyCharm'ı seçtiyseniz gelip buradan PyCharm'la alakalı da bir uygulama yapalım. Gelip buradan PyCharm'ı seçiyorum. Ve PyCharm açıldıktan sonra buradan şöyle open diyelim ve seçtiğimiz klasörü buradan seçelim. Örneğin user, sadık duran, desktop ve Python temelleri klasörüne direkt konumlanalım. OK diyelim. Ve aynen VS Code'da olduğu gibi PyCharm'da ilgili klasöre konumlanmış bir şekilde geliyor. Bakın biraz evvel VS Code'da oluşturmuş olduğumuz dosyalar burada. Örneğin gelip buradan First Step'i e açalım. Gördüğünüz gibi biraz evvel yazdığımız kodlar burada. Peki bunu nasıl çalıştıracağız? Direkt boş bir alana gelip sağ tıklayalım. Ve buradan şöyle Run First Step dediğimizde ilgili konsol zaten bakın direkt aşağıda açılacak. Peki ilgili klasöre yeni bir dosya eklemek istiyorsam sağ tıklarım. New derim ve buradan Python File derim. Ve buradan şöyle second alt çizgi app nokta pi derim. Ve örneğin gelip buradan print. Buradan da şöyle merhaba derim. Ve dosyayı çalıştırmak için sağ tıklarım. Run second app dediğimde bakın konsola merhaba yazdırılır. Gördüğünüz gibi VS Code ya da PyCharm hiçbir fark yok. Bu tamamen bir editör ve önemli olan bilgisayara Python kurulumunu daha önceden başarılı bir şekilde yapıyor olması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bakın VS Code içerisinde de oluşturmuş olduğumuz dosyalar direk gelmiş olacak. Yani biz aslında bütün işlemlerimizi komut satır programından da yaparız. Ancak editor kullandığımızda işlerimiz oldukça basit ve son olarak bahsetmek istediğim VS Code'da uygulamalarımız çalışırken çoğunlukla hata alıyoruz. Bu hatanın nedeni en alta geldiğimizde dosyanın UTF 8 ile oluşturulmuyor olması. Buna tıkladığımızda alternatiflerimiz var. Şöyle bakalım 16 ile oluşturuluyor ancak siz buradan tabii ki UTF 8'i seçiyor olmanız gerekiyor. Eğer burada varsayılı olarak 16 seçilmişse bu durumda programı çalıştırırken hata alacağınız. Dolayısıyla bunu UTF-8'e getirmeniz lazım.